Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz de nasılsınız? Bizler de çok iyi, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz Ceyhan'ımıza. Sağ olun efendim. Sayın Vahap Çetin kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Vahap Çetin. Yurt dışı endüstri mühendisliği mezunuyum. Daha önce faaliyette olan Seven İnşaatı 96 yılında resmiyete kazanan Seven İnşaatımıza devam ettirebilme ve kalite ve misyonu, vizyonunu geliştirme adına 2013'te Türkiye'ye döndüm. Şimdi özellikle Seven İnşaat, babanız evet. Sayın Reşit Çetin. Reşit Çetin beyefendi tarafından belki 96 öncesi de çalışmaları evet, olmasına rağmen 1996'da resmileştirerek evet. hizmete giren bir işletme evet. ve siz yurt dışında aldığınız eğitimler sonrası 2013 yılı babanızla birlikte belki babanızdan aldığınız bayrağı çok daha iyi noktalara getirebilmek evet. adına da hizmetlere dahil oldunuz. Evet. Şimdi burada böyle hizmetleri biraz açmak istiyorum. Çünkü siz hizmet konusunda gerçekten nerede hizmet verdiyseniz ve iş yaptıysanız oranın simasını, yüzünü değiştiren, oranın kalitesini arttıran, gerçekten oraya vizyon ve misyon katan işler yaptınız. Evet. Bunlardan birçoğu Kayseri'de gerek Adana'da inşaatlarınız var ki ismen söyleyecek olursak örneğin Kayseri'de İldem, Kayseri İldem ilçesinde 80 darilik bir kooperatif yaptık. Hı hı. 99 ve 2000 yıllar arasında. Hı hı. Daha sonra Adana bölgesinde, Sarıçam bölgesinde, hı hı. organize sanayi bölgesinde endüstriyel fabrikalar hı hı. yaptık. Fabrikaların betonarme işlemleri, altyapı işlemleriyle ilgilendik. Bu fabrikalardan bir tanesi Tosmur grubu bünyesinde olan, hı hı. Adana'nın büyük bir firması olan Tosmur hı hı. grubunun hı hı. bünyesinde olan Tatlışas'ta. Hı hı. Daha sonra Güneyum. Hı hı. Pozitif madencilik. Pozitif madencilik. Altunbaşlar, un fabrikaları. Bunlar sadece birkaç tanesi. Evet, Royal Balık var ki Türkiye'de şu an sayılı bir üretim olan. Royal Balık'ın da fabrikasını, üretim tesisini bunlar sadece referanslarımızın bir bölümünü oluştururken siz henüz ismini söyleyemediğimiz belki yüzlerce inşaatla evet. gerçekten bu bölgede bu sektörün herkes tarafından bilinen, tanınan ve tercih edilen en iyi işletmelerinden birisiniz. Uzun yılların tecrübesiyle hareket eden ve yaptığı hizmetin arkasında duran bir işletme olarak da bu sektöre bugün yön veriyorsunuz. Evet. Babanız uzun yılların tecrübesi dedik ve siz yurt dışında aldığınız eğitimleri de onunla birleştirdiğinizde kurumsal bir işletme olarak son derece başarılı hizmetlerinizle devam etmekte. Evet. Şimdi ben özellikle size gelen taleplerin ağırlıklı olarak nerelerden geldiği ve bu hizmetin nerelere kadar ulaşabileceği ile ilgili de biraz bilgi almak istiyorum efendim. Bizim bu sektörle ilgili endüstriyel sektörde çok talep geldi. Hı-hı. Aynı zamanda şu an inşaat sektörü, yapsat, müteahhitlik, konut adına, ofis, büro, iş yeri, toplu konut bu gibi projelere de imza atmaya devam ediyoruz. Bölge olarak bölge ayırmıyorsunuz. Adana ile sınırlı değil anladığım kadarıyla. Hayır, Adana sınırlı değil. Adana Türkiye'nin 81 ilinde hizmet götürebiliyorsunuz. Hizmet götürecek, güzel faaliyetler bulunacak, işlere devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra evet. da devam edeceğiz. Kaliteden ödün vermeden. Harikasınız. Tüm TSE standartlarına uygun güzel hizmetler ve ürünler bırakacağız diyoruz o bölgelere. Şimdi ben özellikle biraz tercih edilme sebeplerinize de değineceğim. Israrla söylüyorum şu an bu sektörün en iyisisiniz. Herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği evet. iyi bir işletme olmanıza rağmen bu sektörde yalnız değilsiniz. Evet. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma da var. Özellikle değerli müşterilerinizin ısrarla sizleri tercih etmesi, Seven İnşaat'ı tercih etme sebebi size göre nedir efendim? Birincisi, en önemli nedeni babamın bu sektöre vermiş olduğu bir güven, hı hı. dürüstlük ve içinden gelmesi. Geçmişte yaptığımız başarılı çalışmalar geleceğimizin teminatı diyebiliriz. Evet. Hı-hı. Geçmişte yapmış olduğumuz başarılı, müşteri odaklı, müşteri memnuniyet odaklı hizmetlerimiz tabii ki de mesela daireleri teslim ettikten sonra değil, bir süre sonra uzun yıllar ne zaman uygun görülüyorsa tekrardan onlara hizmet etmeye ayrıyeten memnuniyetlerinden bir tanesi bunlar. Bir tanesi mesela tarihleri zamanında yerine getiriyoruz. Ancak biz sadece satışla onlarla olan dostluğumuzu ya da alışverişimizi bitirmiyor. Evet. Satış sonrası hizmetlerimiz uzun yıllar süren evet. dostluklarımız da
özellikle tercih edilme sebeplerimizi evet. oluşturuyor. Evet, müşteri memnuniyeti kısacası. Bugüne kadar yaptığınız işlerde müşteri memnuniyeti sizin tercih edilme sebeplerinizin evet. en önemli kısmını evet. oluşturmakta. Tabii ki çok değişik, özellikle ölçülerinin çok büyük olduğu, devasa projelere imza atan bir işletme olarak geçmişten günümüze sizi tecrübeyle, yaptığınız başarılı çalışmalardaki profesyonel kadronuzla, özellikle bu işi yapan bir işletme olarak bütün makine ve aparatlarınız ve onların özellikle gruplarıyla birlikte tercih edilme sebeplerinizi oluşturduğunu evet. söyleyebiliriz evet. bu sektörle ilgili. Peki bugüne kadar sektörde yaptığımız başarılı çalışmalarla dedik bu sektörün en iyisisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili, bölgeyle ilgili ya da projeniz neler yapmayı hayal ediyorsunuz bu sektörle alakalı efendim? Bu sektörle ilgili konut projelerinde daha da güzel Ceyhan'ımıza, bu enerjinin bölgesi olan Ceyhan'ımıza daha da güzel halkımıza modern yani, yaşam alanları sunmak istiyoruz. Modern yeşil bir yaşam alanları sunmak, aynı zamanda konforu göz önünde bulundurarak daha rahat, daha sosyal bir konut sunma bizim en önemli hedef. Projenizin içerisinde öncelikle Adana'yı seviyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla siz bu konuda biraz böyle milliyetçi davranıyorsunuz. Bu bölgenin insanlarına hizmetinin kalitesini artırmak, evet. bölge insanlarının hak ettiği, hakikaten yaşamaya layık olduğunu düşündüğünüz modern yaşam alanları, evet. onlara yaraşır inşaatlarımız, yeşil alanlarımız, otoparklarımızla, artık hani çağımızın modern dediğimiz inşaatlarını evet. yapmak adına projeleriniz var. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla önceliğiniz bugüne kadar önceliğiniz... yaptığınız gibi kaliteden ödün vermemek evet. diyebiliriz. Peki Türkiye'nin birçok noktasından gelen taleplere cevap verebiliyoruz dedik. Bizi şu an izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yine böyle bir talep gelmesi durumunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilecekler efendim? Web sitemiz olarak Seven İnşaat GNTR'den ve telefon iletişim bilgisi olarak da alan kodumuz 322-613-90-95'ten ulaşabilirler. Şimdi değerli izleyicilerimiz sosyal medya sayfalarından Seven İnşaat adıyla sizlere ulaşabiliyorlar. www.seveninşaat.gen.tr sizlere ulaşabilecekleri web sitesi ki sosyal medya sayfalarından ulaşmaları halinde bugüne kadar verdiğimiz hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellere de ulaşabilecek sevgili izleyicilerimiz. Ayrıca telefon numaralarından sizlere ulaşabiliyorlar. Hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da bu numaradan sizleri arayabilecek değerli izleyicilerimiz sizlere ulaşacakları telefon numarası 0322 alan koduyla 613-90-95 no'lu sabit telefonumuzdan değerli izleyicilerimiz sizlere ulaşabilecek. Şimdi ben inşaatlarda kullanılan biraz ürünlere değinmek istiyorum. Çünkü bir inşaat sektörüne baktığınızda binlerce kalemin kullanıldığı bir sektörden söz ediyoruz. Ve bunun her birinin ayrı bir önemi var. İnşaat içerisinde her biri birbirini tamamlayan kompozisyon şeklinde ürünlerden oluşan bütünün parçaları bunlar. Genelde bu ürünler nerelerden temin edilir? Alırken nelere dikkat edersiniz efendim? Alacağımız ürünlerimiz öncelikle ISO 9001 kalitesinde ve aynı zamanda TSE garantisi. Bulunduğumuz bölgelere özellikle temin etmeye çalışıyoruz. Bu istediğimiz kaliteli malzemelerin, ürünlerin bölgemizde bulunmadığı takdirde yurt dışından tahsis ediyoruz ki kalite her zaman... Öncelikle yaptığımız projeye uygun ürünler evet. almak adına yakın çevremizi tercih ediyoruz. Yatırım yaptığımız bölgeye evet. gerçekten hem ekonomik olarak da destek verelim hem kaliteli ürünlerle de burada hizmet sunabilelim diye. Ancak buradan temin edemediğimizde mutlak Türkiye'nin birçok noktasından zaman zaman yurt dışından getirdiğimiz ürünler de var. Ama olmazsa olmazımız mutlaka marka ve kaliteli ürün kullanıyoruz dedik. Evet. Şimdi bu sektörde, inşaat sektöründe uzun yılların tecrübesiyle hareket eden belki en gözde inşaatlardan, firmalardan biriyiz dedik. Ben bizleri izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde şu an yatırımcılarımız da var. Ki bunlar evet. bölgeyi belki çok fazla bilmeyen ama bölgeye yatırım yapmak amaçlı düşünen ya da hedefleyen değerli yatırımcılarımız şu an bizleri izliyorlar. Ben bu sektörde uzun yılın tecrübesine sahip, bölgeyi iyi bilen, tanıyan bir inşaat firması olarak sizden değerli yatırımcılarımıza tavsiyelerinizi almak istiyorum. Bölgenin neresine yatırım yapılabilir ya da bu yatırımlar ne kadar zamanda kâra dönüşebilir? Bununla ilgili sizin tecrübelerinizden biraz değerli izleyicilerimize paylaşalım. Bölgemizde bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın enerji bölgesi olacak dediği Ceyhan ve Yumurtalık bölgelerine yatırımın yapılması kısa vadede kâra dönüşeceğini bilmelerini tavsiye ediyorum. Enerji bölgesi dedik. Enerji bölgesi olarak zannediyorum şu an dünyanın üçüncü bölgesi olarak. Dünyanın üçüncü enerji bölgesi olma yolunda evet. adımlar atıldı. Yurt dışından 1 milyar dolarlık, 2 milyar dolarlık ve bunun gibi daha büyük yatırımların yapılacağının
Şu ana kadar sinyalleri geldi. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Başladığını da söyleyeyim. Bu noktada şu an bakir olan bölgemizi güzel yatırımlarımızdan daha da zenginleşeceğimize inanıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, sizlere Adana Ceyhan'dan ve sektörün en iyisi Seven İnşaat'tan seslendiğimizi söylemiştik. Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalar, çalışan profesyonel kadrosu, müşteri memnuniyetleri ve kendilerine görüp tanıştığınızda çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Adana, Ceyhan ve sektörün en iyisi Seven İnşaat'tan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yoluna bırakıyoruz efendim.